Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 2020'nin son çeyreğine başlıyoruz. Ve artık yaza veda edip sonbahara merhaba diyeceğimiz Eylül ayıyla beraber siz de hayatınızdaki genel olarak maddi manevi güvenliğinizle ilgili konuları, kazançlarınızı, gelir gider dengenizi, işinizi, paranızı biraz daha önemseyeceğiniz, gözden geçireceğiniz, bazı değerlendirmeler yapabileceğiniz bir Eylül ayına başlıyorsunuz. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda olacak ve Eylül'ün hemen başında Balık Burcu'nda güçlü bir dolunay var. 2 Eylül'de Balık Burcu'nun 10 derecesinde meydana gelecek olan dolunay sizin de 8. evinizi aydınlatıyor olacak. Dolunaylar farkındalık dönemleridir, dönüşüm dönemleridir. Belirsiz konular netleşir, gizli olan konular açığa çıkar, biraz daha belirginleşir. Ve 8. evinizdeki bu dolunay kuşkusuz özellikle finansal paylaşımlarınız alanında borç alacak dengeniz, krediler, miras, sigorta, nafaka gibi bir konu, burs, tazminat gibi bir konu ve benzeri alanlarda önemli bir açılım getirebilir. Daha önceden başlamış olan girişimlerin sonuçlanması, örneğin bir kredi beklentisinin netleşmesi ya da bir bursun kazanılması, bir tazminatın ödenmesi ya da bir verginin ortaya çıkması, bir vergi borcunun ortaya çıkması gibi bir durum. Yani bunların biraz daha böyle görünür hale geldiği, netleştiği, sonuç verdiği bir süreçte olacağız aslında. Geçtiğimiz ayın konuları olabilir veya geçtiğimiz Mart ayıyla beraber hayatınıza dahil olmuş bazı konuların olgunlaştığı bir süreci de işaret ediyor olabilir bu dolunay. Herkes aynı oranda etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel bireysel haritalarınıza bakınız. 10 derece Balık Burcu'nda meydana gelecek olan bu dolunay, Güneş Burcunuz, Yükselen Burcunuz veya kişisel haritalarınız, özellikle 10 derece ve yakınlarındaysa ve bunlar değişken burçlardaysa, yani Balık, Başak, İkizler, Yay gibi burçlarda yerleşmişlerse, o zaman bahsettiğim bu etkileri bireysel olarak daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Eşinizin kaynakları, eşinizin maddi durumu, onun parası, işbirliklerindeki paylaşımlarınız, bazen sağlığınızla ilgili bazı konular da balık dolunayında önemli çıkabilir. Örneğin bir sağlıkla ilgili bir operasyon, bir tedavi, bir ameliyat ve benzeri bir durum gündeme gelebilir. Bu bir dişle ilgili bir konu olabilir veya estetikle ilgili bir konu olabilir. Yani mutlaka çok ciddi bir durum olması gerekmiyor ama genel olarak hani operasyonlar, ameliyatlar, şifa arayışlı bazı uygulamalarla da ilgilidir aslında. 8. evinizdeki balık dolunayı hayatınızdan bir şeyleri çıkarmak, arınmak adına, bir tür detoks yapmak adına bu dolunayı değerlendirebilirsiniz. Zararlı bir şeylerden kurtulmak adına da olabilir. Fiziksel anlamda da böyle bir sağlık için yapılacak uygulamalar olabilir. Dolunay aslında hayatınıza verimli olarak bu şekilde değerlendirildiğinde önemli tesirler de getirebilir. Balık dolunayının etkilerini ay ortasına kadar güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Ayın ilk 10 günlük süreci içerisinde Başak Burcu'ndaki Güneş'in Uranüs'le ardından Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel açılanmaları var. Bu maddi durumunuzla ilgili parasal kazançlarınız, belki borçlarınız, bunların ödeme planları, yatırımlarınız veya kazanç beklentilerinizle ilgili alanlarda uzun vadeli güçlü yapılandırmalar adına destek olacak bir pozisyonda. Yani somut sonuçlar alabileceğiniz, bazı sorunları çözebileceğiniz bir süreci de işaret ediyor aslında. Dolunay'ın hayatınıza getirdiği işaretleri iyi takip etmekte bu anlamda fayda var sevgili aslanlar. 6 Eylül'den itibaren Venüs artık burcunuza geçiyor. Evet, Venüs 6 Eylül'de Aslan Burcu'na geçecek. Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegenimizdir. Küçük şans denir Venüs'e. İyileştirmeler, hoşluklar getirir hayatımıza ve burcunuza gelerek tabii ki her şeyden önce hayattan biraz daha keyif alma konusunda, mutluluk alma konusunda sizi destekleyecek. Venüs aslanda olmayı da sever. Güzellik, estetik, aşk, rahat, konfor, keyifler alanında güzel bir Venüs desteğimiz olacak sevgili aslanlar. 6 Eylül'den itibaren kendinizle ilgili güzellik, estetik, kişisel bakım, imaj değişimi ve benzeri uygulamaları da daha rahat yapabilirsiniz aslında. Ve Venüs tabii ki maddi anlamda da şans getirebilir. İlişkiler anlamında, aşk anlamında da bazı güzel
fırsatları hayatınıza getirebilir. Evet, ve bu ayın en önemli gelişmelerinden birisi Mars'ın, Koç burcundaki Mars'ın 10 Eylül'den itibaren geri harekete başlaması olacak. Aslında 2020'nin en önemli hareketlerinden birisi bu. Kişisel olduğu kadar tüm dünyayı, toplumları etkileyen bir tesir olabilir. Sizin haritanızda sevgili aslanlar, Koç burcu 9. evinizde olacak ve burada bir retroya başlayacak. Aslında tesir olarak sert bir açıda değil. Birçok anlamda bazı ilginç etkiler de getirebilir sizin adınıza. Mars enerjimizi ve mücadele gücümüzü yönettiği için retro dönemlerinde genel olarak biraz enerji düşüklüğü olabilir, biraz içe dönme olabilir. Ve Mars'ın bulunduğu alanlarda yavaşlamalar olabilir. Belki akademik konular, belki hukuksal bazı işleriniz ya da yurt dışı hedeflerinizde, seyahat planlarınızda Mars retrosu gecikmeler, ertelemeler yaratabilir. Ya da geçmişle bağlantılı konuları daha fazla ele alabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ne zamana kadar devam edecek? 15 Kasım'a kadar. 15 Kasım'a kadar Mars retro. Aslında bunun genel etkilerini anlattığım bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki Mars Koç transiti ve retro sürecini anlattığım videoyu da lütfen izleyiniz. 13 Eylül'den itibaren Jüpiter Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek. Artık 19 Aralık'a kadar Oğlak Burcu'nda ileri hareketli bir Jüpiter'imiz var. Şans bereket gezegeni Jüpiter. İleri harekette kuşkusuz iş hayatınız, günlük hayatınız, genel sağlık temalarınızda daha iyicil, daha verimli etkiler bu süreçle beraber hayatınıza vermeye başlayacak sevgili aslanlar. Ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni enerjiler demek. Ve para evinizde doğuyor. Evet, zaten dedim Eylül ayı sizin için para demek. Parayla ilgili konuları öne çıkarıyor. Ve bu yeni ay yeni bir iş, yeni bir para kazancı anlamına gelebilir. Ya da yaptığınız çalışmaların maddi geri dönüşlerini teşvik edecek gelişmeleri açığa çıkarabilir. Yeni beceriler ya da yeteneklerinizi, becerilerinizi kullanabileceğiniz yeni iş imkanları getirebilir. Mal varlıklarınızı değerlendirme, bazı yatırımlar yapma yönünde de tabii ki bu yeni ay gündeme gelebilir. Hatta bazı alışverişleri de gündeme getirebilir. Bir iş yatırımı da olabilir. Bu eğitim için harcamalar olabilir. Bazı alışverişler de bu yeni ayla beraber gündeme gelebilir. Yeni ay sırasında Oğlak Burcu'ndaki Satürn'ün üçgen açısı var ki Satürn uzun vadeli, sağlam temelli yapılar demek. Yani para konuları, kazançlarınız, işiniz, mesleğinizle ilgili yapılandırmalar bu yeni ay döngüsünde uzun vadeli olabilir. Daha sağlam, köklü konular olabilir. Aslında artık bu ay sonuyla beraber 29'undan itibaren Satürn retrosu da sona erecek. Satürn Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek ve Oğlak Burcu'ndaki son geçişini artık 17 Aralık'a kadar yapacak. Ve bu alanda Jüpiter'in de ileri dönmesiyle beraber iş konuları, kariyer konuları, mesleğiniz, parasal kazançlarınız ve bunların genel olarak yapılandırılması alanındaki eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz bu süreç içerisinde. İşinizin verimini arttırmak, yararlı bir şeyle zararlı bir şeyi ayrıştırmak, günlük hayatınızın kalitesini yükseltmek adına yapabileceğiniz uygulamalar, yatırımlar ve benzeri konular. Bunları bu yeni ayla beraber daha sağlıklı bir şekilde hayatınıza geçirebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Evet, yeni ay 25 derece yay burcunda olacak. Dolayısıyla güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz özellikle 25 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz artacaktır. Yani bu yerleşimler başak, balık, ikizler ve yay gibi burçlardaysa o zaman daha sert, daha hani tesirli etkiler altında olmanızı da bekleyebiliriz. Evet, yeni ay 17 Eylül'den itibaren ayın sonlarına kadar güçlü bir şekilde devam ediyor aslında. 29 Eylül'de Satürn de ileri harekete dönecek artık. Satürn, iş hayatınız, mesleğiniz, günlük hayatınızdaki daha ciddi yapılandırmalara işaret ediyor ve Aralık'a kadar son kez Oğlak Burcu'nda artık Oğlak'tan ayrılacak. 17 Aralık'tan itibaren Kova'ya geçecek. Artık diyor ki, günlük hayatınız, sağlığınız, mesleğiniz, çalışma koşullarınız, buradaki yapıları bir tamamla, buradaki eksikleri düzelt
Yapılması gerekenleri sorumlulukla eline al. Çünkü bundan sonraki dönemde daha uzun vadeli olarak şu anda oluşturduğumuz temeller, kurduğumuz yapılar hayatımızda etkili olacak anlamına geliyor sevgili aslanlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.